İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Orta Doğu tabiri caizse 1948 yılından beri başlayan ve günümüze kadar devam eden İsrail ve Filistin arasında bir türlü çözülemeyen sorunların tekrar gündemde olması nedeniyle artık bütün dünyanın barış çabaları İsrail'i ve onun arkasında duran emperyalist güçleri neredeyse durduramayan bir barış görüntüsü içinde bugüne kadar geldi ve 18. günü doldurdu. Artık bundan sonra bir şeylerin yapılması lazım. Fakat bunun ne olacağı konusunda konuşmalar yapılıyor, görüşmeler yapılıyor. Fakat İsrail bir türlü içindeki kin ve nefreti kusan ve çocuklara, kadınlara, yaşlılara yaşam hakkı vermeyen uygulamaları artık bütün dünyanın gözleri önünde bir trajediye dönüştü. Bunun geçmişini, sebeplerini ve günümüze gelişini çok değerli konuğumla Orta Doğu uzmanı Sayın Doktor Abbas Karaağaç'la görüşmek üzere sizlerin huzurunuzdayız ve şu an artık gündemdeki bu konuları uzmanların vereceği bilgiler doğrultusunda siyasilerin çözümünden başka hiçbir alternatif kalmadı. Bu vesileyle artık gündemimize başlayabiliriz. 1948 yılından bu yana adeta Orta Doğu'da İsrail Devleti'nin kurulmasıyla birlikte vaat edilen topraklar diye bahsedilen topraklar milattan önce günümüze kadar birçok dini, mitolojiye, efsaneye ve birçok tarihsel bilgiye dayanarak 48 yılında kurulan İsrail Devleti'nin Filistin topraklarına yerleşmesiyle birlikte başlayan ve durmadan günümüze kadar devam eden sorunların bir Orta Doğu sorunu olarak adlandırıldığını hepimiz biliyoruz. Bu Orta Doğu sorunu tekrar günümüzde bütün dünyanın gözü önünde bir trajediye dönüştü. Hatta bu işi uzmanların fikirleri, önerileri doğrultusunda siyasetlerin adam akıllı oturup bunu çözmek zorunda oldukları bir kangrene dönüştü. Orta Doğu konusunda her zaman fikirlerine başvurduğumuz çok değerli bilim insanı ve Orta Doğu konusunda günden güne söylediklerinin doğruluk kazanan fikirleriyle artık yavaş yavaş bütün araştırmacıların dikkatini çeken Doktor Abbas Karaağaç'la birlikteyiz. Ona hemen hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Tüm dünyada sizin seyircilerinizi ve dinleyicilerinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu dönem başladığınız bu programda başarılarınızın devamını diliyorum. Bunun önce Mersin'de, İTSEL'de yaptığınız programlara da katılmıştım. Ben hem stüdyoya katılmıştım, hem lütfedip Giresun'a gelmiştiniz. Buradan canlı yayına katılmıştım. Hepsinden de çok olumlu dönüşler aldım. Tebrik ediyorum sizi, kutluyorum. Dilerim bundan sonra peyderpey her zaman bu Orta Doğu meselelerinde, Orta Asya meselelerinde yine sizinle beraber program yapma şansımız olur. Hocam çok, çok teşekkür ederim. Biliyorum 24 saatiniz dolu dolu geçiyor ve 24 saatiniz artık birçok ajans tarafından ve birçok medya kuruluşu tarafından sizleri arayarak en azından güncel konular konusunda ve Filistin ve İsrail'in bugünkü durumu konusunda sizin fikirlerinize başvuruluyor. Ben de öyle yapacağım. Vakit kaybetmek istemiyorum. Hocam bu Filistin ve İsrail ile ilgili, geçmişle ilgili kısaca izleyicilerimize hatırlatmak istediğiniz bir şey var mı? Onu soracağım. Daha sonra da hiç beklenmeyen bir şey miydi Sayın Abbas Karaağaçlı? Beklenmeyen bir şey miydi Hamas'ın bu harekatı? Ya da daha önceden beri beklenen bir şey de tarihi mi belli değildi? Yani Hamas'ın bu harekatı ve Hamas'ın bu harekatından sonra İsrail'in davranışları dünyada nasıl değerlendiriliyor ve bundan sonra nasıl bir gelişme içinde olacağız? Ama sizin bilimsel tecrübelerinize dayanarak önce Filistin ve İsrail'in kısaca geçmişiyle ilgili izleyicilerimize belki anekdotlarınız olabilir, onu almak istiyorum. Yüksek müsaadelerinizle öncelikle Filistin ve Orta Doğu'da ceryan eden bu insanlık suçu ve soykırıma varan hatta bir etnik temizliğe dönüşen
bu Siyonist İsrail rejiminin yaptıklarından önce müsaadenizi istiyorum. Pazar günü biz Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100. yılının gelişini belki bir yıl kutlanması lazım, daha da çok kutlanması lazım. Kutluyorum ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hepsini saygıyla anıyorum. Zira o cumhuriyetin yüzyılınca kurulmasının sayesindedir ki biz şu anda bu özgür, bu uygar, bu demokratik, bu müreffeh ülkede yaşıyoruz, fikirlerimizi dile getiriyoruz. Yani belki de birçok tabii ki 100. yıl etkinlikler çok olması lazım. Belki de hatta sizinle bir programda Kurtuluş Savaşımızın ve Cumhuriyetimizin daha sonradan başta önce Hindistan, Çin ve daha sonra Orta Doğu'da ve bilhassa Afrika'da onun tesirinin, onun etkisinin, onun demin etkisinin nasıl birçok ulusun, birçok devletin, birçok milletin özgürleşmesine sebep olan Kurtuluş Savaşı'nı ve Atatürk'ümüzü anarız. Bir program böyle yaparız. Bu andıktan sonra ve tekrar tekrar tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı, 100. yılını kutladıktan sonra sizin sorunuza geçiyorum. Şimdi bu Filistin-İsrail meselesine geldiğimizde ki önceden şöyleydi açıkçası. Çok önceden mesela diyelim ki bizim gençlik yıllarımızda sizin de o zamanlarda bu bir Arap-İsrail savaşıydı. Arap-İsrail savaşı. Daha sonra bilinçli olarak Arap-İsrail savaşından dönüştürdüler. Dediler Filistin-İsrail savaşı. Ona da millet razı geldi. Şimdi de Filistin'i de çıkarttılar. Hamas-İsrail Savaşı'na dönüştürdüler. Bakın giderek böyle minimalize ettiler ve hakikaten çok dar bir alana sıkıştırdılar. Bu uluslararası emperyalizmin tabii her zamanki taktikleridir. Zira bir Müslüman veya zaten din savaşının olması mümkün değildir de o zaten çok saçma gelir ama Araplarla İsrail Savaşı daha sonra bir savaş daha birazdan değineceğiz. Şu anda geldi küçücük Hamas'la İsrail Devleti'nin arasındaki bir savaşa sıkıştırıldık. Bu İsrailliler biliyorsunuz Yahudiler çok önceden yani belki de milattan önce çi dönemlerde Sirya Hazreti İsa'nın Hazreti Musa'nın bu dini ortaya koymasından 3500 sene geçiyor. Bu Yahudiler ya da işte bu İbraniler sürekli olarak parayla ve o zamanlarda para ve kapitalle ilgilendikleri için bulundukları yerlerde her zaman çok zengin olmuşlar. Parayla finansla ilgilendikleri için genel olarak da nüfusları az olduğu için çok fazla nüfusa olmamasına rağmen bütün o bulundukları o zaman kabile diyelim, aşiretler diyelim, topluluklar diyelim, küçük kentlerde diyelim bir şeye sebep olmuşlar. Halkın çok yanında sevilmemişler. Daha sonra buraları biliyorsunuz milattan önce işte Babil'den kurtuluşlar var Pers Kral tarafından. Daha sonra İspanya'ya sığınıyorlar. İspanya'dan Osmanlı'ya sığınıyorlar. Velhasıl 1800'lerin sonunda Napolyon Bonaparte bir Yahudi devletinin kurulması gerektiğini ve dünyadaki bütün Yahudilerin oraya toplanmasını öngören bir fikir ortaya koyuyor. Bu devam ederken Theodor Herzl diye bir teorisyen yani Yahudi fikrinin ya da Yahudi devletinin kuruluşunun felsefesini koyan Theodor Herzl 1915'lerde bu Basel kentinde bir Avrupa'da Basel kentinde İsviçre Basel kentinde bu bir deklarasyon yayınlayarak bu İsrail devletinin kurulması öngörülüyor ve bunun arkasından 1947 yılına kadar olan dönemde daha önceleri tarihte Hazreti İbrahim veya daha sonra Hazreti Süleyman tarafından kurulduğu öngörülen bir devletin de kalıntılarının olduğu o günkü Filistin toprakları, İngiltere'nin elinde olan Filistin toprakları İsrail Devleti'nin kurulması için öngörülüyor. Başlangıçta küçük küçük gruplar haline gelen o Filistin'e yerleşen gruplar 1947-48 yıllarında bakıldığında bir %50'li diyelim. Zaten Taksim'de 1948 Taksim'inde 53'e diyelim ki 47 gibi 53 Yahudilerin oluyor, 47 Filistinlilerin oluyor, yerel halkın oluyor. Ama bundan yetinmiyor. Maalesef burada bir şey, mesele var. Ben tabii ki antisemitist bir adam değilim. Antisiyonist bir adamdım. Ben asla Yahudi karşıtı bir adam değilim. Ama maalesef şöyle bir durum var.
Bu dinin yani ya İsraillilerin, Yahudilerin bu dini bir inançtan geldikleri için ve bunların da dini öğretilerinde, inanç sistemlerinde güya bunlara Tevrat'ta siz Tanrı'nın seçilmiş insanlarısınız. Size vaat edilmiş topraklar var. Yani Nil'den Fırat'a kadar olan coğrafya sizindir ve siz burada yönetici olacaksınız düsturundan hareket ederek bu Yahudiler, bu İsrail'i kuranlar daha sonra hiç yetinmemişti ellerindekiyle. Nitekim haritalar herkes gösteriyor. Hatta biz harita göstermeyelim. Haritalar da hep gösteriyor. Sürekli genişleme istidadı gösteriyor. Sürekli. Bu tarih 1948'de diyelim ki bağımsızlık savaşı diyelim ki o anlamda söyleyelim. 1956 yılında büyük bir savaş yaşanıyor Araplarla İsrail'de. Buna Süveyş Kanalı Savaşı diyoruz. Ki sürüyor ve ne yazık ki Müslümanların mağlubiyetiyle sonuçlanıyor. 1967 yılında için meşhur Altıncı Savaş daha diyoruz. Ki burada tabii ki o dönem için Cemal Abdülnasır'la Baba Esed zamanında maalesef Ürdün Kralı'nın, bugünkü Kral Abdullah'ın babası Kral Hüseyin'in ihanetiyle İsrail Golda Meir'in başkanlığında o zaman başbakandır. Tekrar Müslümanlar yani Mısır ve Suriye yeniliyor ve Sahra Yarımadası bu başta olmak üzere Golan Tepeleri işgal altına giriyor. Daha sonra Yom Kipur dediğimiz 1973 savaşı yaşanıyor. Altıncı savaşından sonra böyle devam ederek sürekli bu toprak kazanıyor. Ta 2006 yılında bir Hizbullah Lübnan'ın güneyinde bir siyasi parti olan Hizbullah, Lübnan Hizbullah ile bir savaş yaşanıyor ve o tarihte de hakikaten bugünkü Hamas'ın başarısı kadar olmasa bile İsrail'in birçok gemisi, savaş gemisi Hizbullah tarafından yok ediliyor ve ondan sonra bakıyoruz ki İsrail komutanlarının falan birçoğu ne oluyor? İstifa etmek zorunda kalıyor. Şimdi şöyle bir bunu söyledikten sonra toplam burası ne kadarlık bir yerdir? Şu anda şöyle söyleyeyim ben size. Şu anda İsrail'in toplam coğrafyasını 27.500 kilometre gibi bir şey. 27.500 kilometre çok küçük bir alandır zaten tasdik edersiniz siz de. Bugün içeride yani şu anda işgal altındaki topraklarda bir Batı Şeria yani kutsal şehir Kudüs'ün de olduğu, içinde olduğu Batı Şeria ya da Ramullah var. Buraya Batı Şeria diyoruz ve orada 5.600 kilometre gibi bir yer var. Yani 27.000 kilometre İsrail Devleti'nin şu anda toprakları, 5.600 kilometre de şu anda Ramullah'ta yani Mahmut Abbas'ın iktidarda bulunduğu sözde Filistin Devleti'nin topraklarıdır. Özellikle böyle değil. Bu tarafta da tam İsrail'in güneyinde Akdeniz'e sınır olan bir 360 kilometrelik bir yerden söz ediyoruz. Bu ne demektir? 40 kilometre. Ben Giresun'da örnek veriyorum. Giresun'un en oraya olan 40 kilometre mesafe. Dönem dönem 5 kilometre eni, dönem dönem 10 kilometre olan toplam 360 kilometrelik bir coğrafyadan söz ediyoruz. Ve 2,5 milyon insan yaşıyor orada şu anda bu Gazze'de. Bir de şey var, 1800 kilometrelik de bir şey var, nedir? Suriye'nin Golan Tepeler var. Onun da yine savaşta, Altıncı Savaşı'nda 1200 kilometresini işgal etmiş İsrail. 600 kilometresi kalıyor. Velhasıl şu anda durum görüldüğünde o 1948'de kurulduğunda 50'ye yakın olan şey şu anda 50'ye 5 gibi bir şey %5 gibi bir oran kalmış Filistinlilere ve ona da tahammülü yok İsrail'in. Sürekli dünyanın her yerinden burası sizin topraklarınızdır. Gelin kutsal topraklara, Afrika'dan Güney Amerika'ya, Arjantin'den ta Rusya'ya her yerde Yahudi varsa getiriyor. Çünkü toplam zaten nüfusu şu anda İsrail Devleti'nin 10 milyon nüfusu var. Bunun 2 milyonu Arap, yani Yahudi değiller. Müslüman Araplar var. 8 milyon şu anda İsrail'de yaşayan. Diğer dünyada da desek ki 7-8 milyon var. Bunların hepsini toplasan 15 milyonluk bir nüfusa sahip olacaktır. Yani hepsini. Şimdi ne yapıyor? Şu anda mesele şudur. Maalesef uygar dünyanın gözünün önünde sevgili Samir, uygar dünyanın önünde bir soykırım yapıyor ve orada 2,5 milyon insanın üzerine en yasaklanan silahları kullanıyor, fosfor bombası kullanıyor ve biliyorsunuz ki bunlar siz tabii çok program yaptınız, çok bu işlerde biliyorsunuz. Bu özellikle Avrupa'daki 30 yıl savaşlarında, 100 yıl savaşlarında ve daha sonra 1914-1919 Birinci Dünya Savaşı sırasında ve daha sonra 1939
1944 yılı İkinci Dünya Savaşı'nda bazı hukuklar kondu. Yani savaşın da bir hukuku olsun dediler. Savaşa bir hukuk koyalım. Bu doğrultuda 1949'da Savaş Sözleşmesi imzalandı. 1977'de Cenevre Sözleşmesi eklendi buna. 1980'de buna başka bir konvansiyon eklendi. Bu da nedir? Savaş zamanında siviller vurulmayacak. Çok basit. Sivili vurmayalım. Savaş zamanında o zaman Birleşmiş Milletler yoktu. Şu anda Birleşmiş Milletler var. Birleşmiş Milletler amblemi olan, UN olan, mavi olan vurulmayacak. Hastaneler vurulmayacak, ibadet yerleri vurulmayacak, su merkezleri, su kanalları vurulmayacak, gıda ambarları vurulmayacaktır, kutsal yerler vurulmayacaktır. Bunun bir ve tabii ki çocuklar, siviller vurulmayacak. Bu herkes imzaladı. Hakikaten de bunun bu bakımdan uyuyorlar. Herkes uyuyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda da aşağı yukarı uyuldu. Hatta biz bu milletin siz düşünün destan yazdığı Çanakkale'de bile biz biliriz ki savaştan sonra bizimkiler gidip orada ta Avustralya'dan gelen Hintlileri tedavi etmişlerdir. Bakmışlar bir destan yazmışız ve nihayetinde de onları da Büyük Atatürk'ün yendikten sonra da burada emanettir. Burada yatacaklar ve o güzel biz anıtı yapmışızdır. Çanakkale'ye gidenler görür. Ama ne yazık ki İsrail Devleti özellikle başta Amerika olmak üzere bütün Avrupa devletlerinin desteğini alarak şu anda hastaneleri vuruyor. Ve önce kabul ettiler. Biz vurduk dedi hastaneyi. Sonra baktılar tabii çok büyük bir rezalet. Yok başkası vurmuş ama belli oldu ki o bombalar yalnız ordularda olur, devletlerde olur. Bunun arkasından 20'ye yakın cami, kilise, hastane ve şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki siz burayı terk edin, Gazze'yi. Cüneye doğru gidin. Cüneye doğru gidecek. Oradan belki onu birazdan konuşuruz. Nereye göndermek istiyorlar? Ya Sina Çölü'ne göndermek istiyorlar. Sina Çölü de 61 kilometre karelik bir alandır. El değiştirdi savaşlar sırasında ama şu anda Mısır'ın eline. Refah kapsın o bir tarafı. Ya oraya gidin ya bir Necef Çölü var. Oraya gidin. Başka şeyler düşünüyor sürekli. Buraları göndermek istiyor ve yolda giden mültecilere de vuruyor. Yani bunlar yolda pırını pırtını toplanmış zavallılar. Herhangi bir araçsa cüneye doğru gidiyor. Onlar da vuruyor. Televizyonların karşısında ve 100 kanaldan 99'unda belki Filistin meselesini tartışıyorlar. İsrail'in saldırganlığını tartışıyorlar. Ama birkaç şey dikkatlerinden mi kaçıyor, bilinçli olarak mı yapıyorlar? Bir kere ilk günlerde bunu söyleyeyim. İlk günlerde hepsi bunun bir komplo olduğunu, Netanyahu'nun çok sıkıştığını biliyorsunuz anayasada bir değişiklik yapmak istiyordu. Kendini tamamen hukuk sistemini kendine bağlamak istiyordu. Bu nedenden dolayı içeride gerçekten yüz binlerce Yahudi yani İsrail vatandaşı Netanyahu'nun aleyhine yürüyüşler yapıyorlardı. Bir de yolsuzlukları eleni olduğu için hakikaten çok zayıflamıştı. Ve bunu da söylemek lazım. Şu andaki hükümet yani Netanyahu hükümeti hakikaten 1948'den beri en sağcı, en faşist, en ırkçı yönetimdir. Yani bunu söylemek gerekiyor. Ve hatta şimdi savaş kabinesi kurdu. Bizimkilerin bir kısmı evet bunu ya İsrail kendisi Mossad kendisi yaptı yoksa o kadar dev bir ülke bu kadar Mossad dünyanın en büyük istihbarat örgütü nasıl olabilir ki en az 6 ay 6 ayla 1 yıl içerisinde bunun hazırlığı gerekiyor. Şimdi seyircilerimize söylemem gerekiyor ki orada betondan selik betonlardan yapılmış duvarlar var. Yani burası bir hapishane gibidir. Yani şu anda suyunu kesiyor, elektriğini kesiyor. Elinden gelse bir de bir tavan yapacak camdan. O 2,5 milyon insan nefes bile alamayacaklar. Oraya demir seliklerden betonlar yapmış. Bu Hamaslılar, tabii tek Hamas değil bunu söyleyeyim. İslami Cihat var ve daha önceleri bizim ta gençken çok sempatiyle baktığımız Filistin'deki solcu hareketler vardı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, o zaman Naif Atme ve George Habash Marksist bir doktordu. Onlar da var yani 4-5 örgüt var yani hatta 8 örgütün olduğunu biliyorum orada. Bunlar beraber hazırlanmışlar, planlama yapmışlar. Bir kere bu beraber aynı anda bu demir kubbeyi delmek için 5.000 tane aynı anda roket fırlattılar. Çünkü o demir kubbenin o beyni diyeceğimiz hafızası ya da beyni bu kadar füzeye karşı koyacağını bilemediği için hakikaten beyni karıştı ve birçok füze isabet etti. İçi o duvarları, o beton duvarlarını aşarak paragliderler ya da paramotorlarla aşarak ve duvarları gliderlerle yok ederek girdiler. Ve 2,5 gün İsrail'in 22 tane kasabasını ele geçirdiler. Bu tarihte görülmüş bir şey değil. 22 kasabayı ele geçirdiler. Ve hatta bu çok değerli şey geçenlerde Hüsnü Mahalli söylüyordu. Orta Doğu konusunda gerçekten Türkiye'de birinci yani çok
büyük bir bilge ve konuda bilgi sahibidir. O kendisi söyledi. İsrail'in Yahudi devletinin oradaki en büyük komutanı, yani bölge komutanını, çok özür dilerim, don gömlek esir ettiler ve götürdüler. Yani bu tarihte görülmemiş şey, İsrailli bir askeri sen alıp götürsen, burada 200'e yakın insanı esir ettiler. İsrail'in tanklarını ele geçirdiler, uçaklarını ele geçirdiler ve 2,5 gün İsrail oraya gelip hakim olamadı. Bu iş bir organizasyondu. Şimdi bizimkiler ilk günden eski emekli paşa maşa olan unvanları ya İsrail bilerek yaptı, ya hiç kimse yapmaz. Hiç kimse kendi bile bile 5.500 vetandaşını ölümüne sebebiyet vermez. İki, İsrail'in imajı yerlerle bir. Şu anda o eski yenilmez İsrail. Arapler ne olursa olsun yapamayacaklar. Bakın bir Hamas ve 4 tane örgüt yer altında yaptıklarıyla İsrail'i dize getirdiler. Ha, çok büyük bedel ödüyorlar. O başka. Ama yenilmezlik efsanesi çöktü. Bir balon olduğu çöktü. Ve şimdi sivil öldürerek bunun şey yapıyor, intikam alıyor. Oysa ki orada hakikaten bu Hamas başta olmak üzere İslami Zatı ve diğerler çok büyük bir başarı gösterdiler. Bu bir. Bunu hep söylüyorum bütün kanallarda. Bizimkilerin bütün derdi ellerinde sopalarla, yok ya Mossad bunu biliyordu önceden. Ya gidin işinize, niye bilecek? Bilirse bu tarih önünde bunun hesabını verebilir mi? Ki bir gün birisi açıklar. Biz biliyorduk Hamas bize saldıracak. Biz sustuk. Gelip bizim vatandaşlarımızı öldürsün, esir etsin. Bu bir. İki, bir şey daha bizimkiler değinmiyorlar. Ben burada sizin vesilenize kamuoyunu aydınlatayım. İsrail devleti her zaman senelerde bunu yapar. Yani bugün değil, dün değil. Her zaman bunu yapıyor. Sürekli şöyle söylüyor. Ben vurdum Gazze'de bir yeri. Ben Batı Şeria'da, Ramallah'ta başka bir yeri vurdum. Orada Hamas'ın ya da uzmanlar, şimdi bir kere dediğim gibi asla Mossad yanılmaz. Asla İsrail biliyordu bunu ve çok saçma bir teoridir bu. Başından da ben karşı geldim. Bu büyük bir emekle hazırlanmış. Çaresizlikten ne yapabilir? Yani hakikaten ne yapsınlar? 48 yılda, bu 70 seneden beri sürekli İsrail devleti bunların sürekli evlerini vuruyor. Portakal bahçelerine, ne bileyim, diğer meyve bahçelerine ele getiriyor. Yeni yerleşimciler getiriyor. Bunlar bir şekilde sıkıştırıyor. Haritaya bakınca anlaşılıyor. Yani burada saldırgan olan İsrail devletidir. Bu net görünüyor. Tabii Batılılar gelip orada İsrail'e destek vermeleri onu aklamaz. Batılılar, ona bakarsanız, Vietnam Savaşı'nda da Amerikan yanındaydılar. Kore Savaşı'nda Amerikan yanındaydılar. Küba Savaşı'nın yanında Amerikan yanındaydılar. Hala biz görmüyor muyuz? Küba'ya karşı emperyalistlerin hepsinin nasıl bir beraber birlikte ambargolar koyduğunu Fidel Castro'ya ve o yönetimine. Afrika'da her zaman için düşünün. Afrika'da 1960'lı 70'li yıllarda Güney Afrika Cumhuriyeti ıkçı rejimi, apartheid olduğu rejim, yani insan oranın %80 halkının olan siyahiler insan saymayan yönetimindeydiler. Amerika bunları destekliyordu. Yani bugün ne bileyim Hindistan'ın satılmış ne derler, Hint kökenli başbakanı gidiyor ya da Schulz gidiyor ya da Macron gidiyor diye bunlar haklı değil. Nitekim bakın bir şey daha söyleyeyim size. Böyle bir durum var. Şeyde Rusya ile Ukrayna savaşında hepsi aynı anda toplandılar ve Rusya'ya karşı birçok ambargo koydular. Siviller öldürüyor diye birçok şey yaptılar. Yani Batı'nın ırkçılığı bu kurda tam gösteriyor. Bizim bazıları da burada aydından geçsin entelektüle. Yok, Hamas'a laf etmiyor musunuz? Ya Hamas 70 senedir, o insanlar 70 senedir esir ve her gün evler elde. Düşünün bir tane yoldan geçen birisi girmişsin evinize yerleşmiş, bir gün sizi salondan kovmuş, yatak odasından kovmuş, sonra duşu kullanmanızı yasaklanmış, lavaboya yasaklanmış, bahçeden de kovuyor, git diyor. Resmen sahip bu, böyle bir şey olmuyor. Ne yapacaksınız? Mecburen bir karşı koyacaksınız buna. Bu işin bir tarafı, yani aklamaya çalışıyorlar. İki, İsrail devleti sürekli buralara bombarlarken diyor ki ben vurdum Ramallah'ta bir yeri ya da Güney Lübnan'da bir yeri vurdum ya da ne bileyim işte bugüncü Gazze'de veya başka bir de vurdum. Orada Hamas'ın militanlığa saklanıyordu. Ben ondan dolayı vurdum. Arası cephanelik. Ya bugüne kadar bir şey olmamış. Bir yer bombalansın. Bir yerde bomba cephanelik oraya konmuşsa İlk bombadan sonra bir sürü bomba patlaması lazım. Eğer orada cephanelik varsa birçok peyderpey bombalar patlaması lazım ki ha burası gerçekten cephanelikti. Ama biz bir kere bile görmedik şimdiye kadar İsrail'in bombasından sonra orada ikinci bombalar patlasın. Demek ki oralar gerçekten sivil insanların olduğu yer. Ve bunu İsrail de biliyor ama orada halkı yıldırmaya çalışıyor, yılgınlığa sevk etmek istiyor. Bu işin bir tarafı. Hani niye bunu yapıyor? Siz tabii dediğim gibi bunların dini bunlara hükmetmiş.
Bu İsrail bir dünyanın en ne derler dinci devletlerinden birisi. Bakman layık falan bir şey yoktur. Çok inanılmaz bir dine dayalı bir devlettir. Yani Tevrat'ın söylemlerine doğrultusunda hareket ediyor. Teolojik bir devlettir. Ve bu anlamda şöyle bir şey var. Bir kere diyorlar dinimizi emretmiş. Siz gelin bu toprakları alın sizindir. Biz Tanrı'ya karşı gelebilir miyiz diyorlar. Bu bir. Buradan bir kerefi koydum. İçi biz mutlaka Mescid-i Aksa yani şeyde Kudüs'teki Aksa camiini yıkazıyız. Yerinde alt dibinde Süleyman Mabedi var. Oraya ulaşacağız. Orayı tekrar inşa edeceğiz. Bu arada Cuya işte dini hikayeler. Orada bir sanduka var. Onlarla getireceğiz. Dünyayı onlarla ele getireceğiz. Böyle saçma sapan teoriler ortaya koyuyorlar. Bu bir. İçi İslam devletlerinin halini görüyor. En azından bakınız 73 savaşında, 73 savaşında Arapler o zaman bir nebze de olsun bir kendilerine geldiler. O zaman İslam Birliği Teşkilatı o zaman kuruldu. Ve dediler ki ya biz bu kadar devletiz ve bütün dünyadaki petrol kaynaklarının belirlenmesinin birçoğu bizdedir. Yani yeraltı kaynakları. Biz bir ambargo koyalım. 73'te bir ambargo koydular ve gerçi OPEC kuruldu ve o tarihlerde bir ambargo kondu. Ama onun bedelini çok ağır ödedi. Kral Faysal Suudi Arabistan'ın kralı 75'te bir suikaste kurban gitti. Çünkü çoğu öncülük etmişti bu petrol ambargosuna. Şu anda 56 İslam devleti var. Belli İslam devletinin hemen hemen hepsi istisnalar hariç hepsinden bir İsrail'e bir ses seda yok. Ne zaman bakın Sabra katliamını yaptı. Her şeyi yapıyor bu İsrail devleti ve hiç kimse hiçbir zaman bir ceza görmüyor. Uluslararası bakın Putin şimdi dışarı çıkamıyor. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Avrupalılar hemen şey çıkarttı. Belki cesse bir uluslararası toplantı yakalanacak. Ama Netanyahu gibi bir katil bunu bir yargılan ve destek oluyorlar. Gidiyorlar öpüyorlar diyorlar evet öldür daha da çok öldür. Neden? Çünkü 50 İslam, 6 İslam devletinin hemen hemen bütün liderleri bir araya gelip bir toplantıda bir kınama bile yapmıyorlar. Bakın bu Kahire'de toplantılar sözde Arabistan, İslam devletleri eleştirmediler bile. Ne Suudi Arabistan, ne Katar, ne Birleşik Arap Emirlikleri, ne Umman Krallığı, ne Fas Krallığı, ne Bahreyn, ne Kuveyt. Hiçbirinden bir ses seda yok. Hiçbir. Hatta yani utanmasalar Arapları, Filistinliler suçlayacaklar. Onun da sebebi var. Bir, Filistinliler çok gayet şeydir, ne derler? Demokratik bir yapıya sahiptiler. Kendi ülkeleri eğer bir demokratik Filistin kurulursa kendilerine sirayet edeceğinden korkuyorlar. Bundan bir kere çekindikler, kendi krallıklarına tehlikeye girecek. İçi bin bir bağlı emperyalizme bağlıdırlar. Amerikan emperyalizme bağlıdırlar. O ipleri olan hepsi onların elindedir. Amerika buralarda ne dese sus, otur, otur, kalk, kalk, ye, 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 içme, içme. Bunlar böyle oldukları için hiçbiri ses vermiyor. Ümmetmiş. İslam ümmeti. Neydi İslam ümmeti? Size soruyorum. Yani herkese neydi İslam? 1,5 milyar İslam ümmeti şu anda nerede? Hangisi? Açıkçası bunu söylemek istiyorum. Acaba soran var mı? İsrail'e şu anda bakın bir uçak, savaş uçağı çok büyük yakıt kullanır. Çok ve kaliteli yakıt kullanır. Bir tank belki 500 tane normal arabanın yakıtını kullanır. İsrail'in içinden kendisinden şu anda doğal gaz, petrol mü çıkıyor? Ham petrol mü çıkıyor? Yok çıkmıyor. Nereden gidiyor? İslam devletlerinden gidiyor. Kessinler. Çok mu şey? Ya savaş açmasınlar. En azından petrol yakıtını, akar yakıtını sevkiyatını durdursunlar ki oraya gidip de onlar o petrolü, İslam devletlerine giden petrolü tanklarına koyup o tank toplarıyla, uçaklarıyla bombardıman yapmasın. Yani bunların hepsi hikaye. Hepsi açıkçası kendi kamuoyu yönlerine doğru. Ha halklara öyle söylemiyorum. Halklar hakikaten çok büyük derecede mücadele ediyorlar. Halklar anti-emperyalisttirler, anti-sehyonisttirler. Halklar buna karşıdır. Ama yönetimler tamamen şey. Ve açıkçası bakın birçok Amerikan üssü var. Amerikan üslerinden hepsinden şey istihbarat geliyor İsrail devletine. Yani her şey gözetim altındadır. Bu nedenden dolayı İsrail bunu yapıyor. Çünkü biliyor ki hiçbir İslam devletinden en ufak bir bırakın askeri harekatı. Ha, geliyoruz işin bu tarafına. Bu işe karşı olanlar oldu. Mesela Enver Sadat bunun büyük bedelini ödedi Mısır'da. Daha sonra Camp David Anlaşması imzaladılar Mısır'la İsrail Devleti. Camp David Anlaşmasından sonra buna karşı duranlar oldu. O zaman Cezayir'di. O zaman Kaddafi'ydi. Libya'nın Kaddafi'siydi. O zaman Saddam Hüseyin'di. O zaman daha İran'da 1979 bu şeyden sonra daha sonra İran katılıyor. Ve bunlar hepsi bakınız bu Büyük Orta Doğu Projesi'ni bir aklınıza getirin. Büyük Orta Doğu Projesi'yle ne oldu? 7-8 devleti dediler biz yıkazıyız. Bunlar hangi devletlerdi? Nispeten veya biraz daha ileri derecede
İsrail karşıtı bir politikalar vardı. İsrail devleti veya bunun işte evangelistler biliyorsunuz Amerika'da hakimdirler ve evangelistler kendilerini mahcup hissediyorlar. Biz neden Yahudi olmamışız? Biliyorsunuz Yahudi doğmadan Yahudi olunmuyor. Bu nedenle bunu telafi etme için biz bu dünyada Yahudilere hizmet etmeliyiz diye bir politikalar vardır. Ve bu doğrultuda hizmet ediyorlar. Ve bundan dolayı Büyük Orta Doğu Projesi'ni çıkarttılar. Ve bu üç Orta Doğu Projesi'yle bakınız ne oldu? Şimdi bir bakalım. Bir kere Sudan ikiye bölündü, parçalandı, mahvoldu gitti. Somali bitti gitti. Geldik Kaddafi'ye. O Kaddafi ki bize Kıbrıs Savaşı'nda uçak vermişti. Demişti uçaklarım sizin. Kıbrıs Savaşı'nda bize yakıt vermişti. O Kaddafi'yi biliyorsunuz ki özellikle de bakınız çok önemlidir. Özellikle dünyada bir basın şeyi var, ahlakı var. Hiçbir zaman parçalanmış ceset göstermez hiçbir haber ajansı. Ama siz de hatırlarsınız Kaddafi'nin bir su çukurunda İnsinler. parçalanmış cesedini bize gösterdiler. Bu neydi biliyor musunuz? Ey Müslüman liderler, sakın ola İsrail karşıtlığı yapmayın. Biz geliriz seni çadırında bombalarız ve senin cesedini böyle parçalarız. Sonra geldik, sıra geldi Saddam Hüseyin'e. Saddam Hüseyin iyi miydi, kötü müydü, diktatördü, o bizi ilgilendiriyor. Irak'la bileceği bir şeydir. Ama ne oldu? O Saddam Hüseyin de İsrail karşıtı olduğu için belki 50 yıl sonra, belki 30 yıl sonra İsrail oğulları rahat yaşasın diye Saddam Hüseyin de bir çukurda boğdurttular. Ve onun da o berbat halin bütün dünyaya gösterdiler ki bütün bu satılmış liderler ha dikkat edin sizin de sorunuz Saddam Hüseyin gibi olmasın. Ve Irak devleti şu anda kim ne derse desin nispeten o coğrafyayı biliyorum. Üçe parlanmış, parçalanmış vaziyettedir şu anda. Sosyolojik olarak artık müttefik, birleşik bir Irak'tan söz edemeyiz. Kuzeyde özellikle Kürt yönetimi var. Ortada Sünniler, güneyde Şiiler. Yani Irak diye bir şey kalmamış. Artık potansiyel bir tehlike değil asla şeye, İsrail'e karşı. Sonra sıra Suriye'ye geldi. Aha Suriye. Suriye nihayetinde nedir? Şöyle bir şey düşünelim. Daha sonra şeyden sonra Camp David Anlaşması'nın Red Cephesi'nden sonra bir mukavemet cephesi oluştu. Hizbullah başta olmak üzere 2006'da anlattığım yerinde İsrail'i. Hizbullah'a uzaydan silah yetmiyor, mermi yetmiyor, teknoloji yetmiyor ya da Hamas'a yetmiyor. Nihayetinde bunu herkes biliyor ki bir şekilde İran'da inkar etmiyor. Bütün bunların arkasında bunlara destek olan, maddi manevi destek olan silah teknolojileri İran'dı. Bunu veriyor. O İran'ın bileceği, o İran'la İsrail meselesidir. Ama İran'ın şu anda İsrail devletiyle bir komşuluğu yok. Nereye geçiyor? Irak'a geçiyor. Irak'tan Suriye'ye geliyor ve Suriye'den Hamas'a, Hizbullah'a, İslami Cihad'a ve diğerlere gidiyor. E peki burada ne yapmak lazımdı? Ortadan bir zinciri kopartacaksın. Ortadaki zincir neresiydi? Suriye'ydi. Suriye'ye daldılar. Yok biz buraya şeriat getireceğiz. Yok onu yapacağız. Nem ihvancılar gelecek buraya. O gelecek diye güzelim ülkeyi berbat ettiler. Dünyada ne kadar vahşi, yobaz, cahiller varsa ellerinde silah alıp ellerinde Allah-u Ekber diye diye Suriye ordusunu berbat ettiler. Suriye ordusunun altyapısını bitirdiler. Suriye'nin bütün mahvettiler Suriye açıkçası. Ve Suriye şu anda paramparça oldu. Kuzeyinde hala bir Kürtlere oluşturdukları Amerika'nın hakim olduğu bir bölge oluşturdular. Bizim ülkeyi de tehdit ediyor orasından gelen tehlike ve yine de yine kuzeydeki birçok şehirde bu vahşi yaratıklar, bu vahşi yobazlar orada da hala şey diyorlar. Bir yere bekliyorlar ki Amerika onlara nereye görev verecek? Bunu çok güzel söyledi. Yine Hüsnü Mahalli'den duymuştum. Bir şey zamanında herhangi bir Suriye ordusunun bu IŞİD'e müthiş bir şey vuruyor, derbe vuruyor ve IŞİD'li birçok komutan yaralıdır. Ve onda İsrail helikopterler gelip onları götürüyor. Zaten evet olmak kendisi söyledi. Bakın net buradan söylüyorum. Bundan önceki İsrail Başbakanı dedi. Biz yarattık dedi. IŞİD'i biz yarattık ki Suriye'ye parçalasın. Suriye'ye parçalama için IŞİD'i biz yarattık dediler. Herkes Melvin Albright vardı. Hepsi Amerikan Dışişleri Bakanlığı falan dönem dönem söyledi de bunları biz yarattık. Tamam ve bunları yarattılar bu hale getirdiler. Aynıları 1979'da Talibanlar o zaman için sözde müzakereler yarattılar. Afganistan mahvettiler. Afganistan bugünkü hali malum. Görüyoruz yani Afganistan'da durum nedir. Bu nedenden dolayı İsrail bunları bildiği için ki Suriye'de bu hale getirdiler. Lübnan zaten perişan durumdadır. Bir tek bu cepheden şimdi kuzey şeyde nedir Afrika'da Cezayir kaldı. Cezayir hala anti-Siyonist şeyini sürdürüyor, duruşunu sürdürüyor. Bir de İran. Tabii İran coğrafyası büyük. 1 milyon 800 bin kilometre kare bir toprağa sahiptir. Çok büyük bir toprağa sahip.
Karadan İran'ı fethetmek mümkün görünmüyor şu anda. Görünen o. Ben uzman değilim, asker uzman değilim ama şu anda bütün asker uzmanların görüşüne göre İran şey demez. Yani karadan işgal edilmesi mümkün görünmüyor. He, kaldı ne kaldı? Havadan. Havadan muhtemelen böyle giderse belki bir gün Amerika şey edebilir. Ne derler? Belirli şekilde uçaklarıyla işte biliyorsunuz İran etrafında her ülkede bir sürü Amerikan şeyi var. Asker üssü var. Katar'da 15 bin, 20 bin askeri var. Bahreyn'de dünyanın büyük asker üssü var. Suudi Arabistan'ın Zahran kentinde var. Afganistan zaten belli. Bu Pakistan'da var. Her yerde yani Türkiye'de birçok yerde var Amerikan asker üsleri. Buradan belki İran saldırabilir. Saldırabilir havada. Ama ben bunu da biliyorum. Çin nihayetinde hem ideolojik olarak İran'da bir teokratik bir rejimdir. İslam dayalı bir yani Şii ideolojisine sahip bir devlettir. İsrail'le hiçbir şekilde anlaşamadığı belli. İran'ın kendisinin vekil savaş silahı var. Bunu herkes biliyor. Vekalet savaşları sürdürüyor şu anda. Yemen'de Ensarullah İran'ın bir vekil savaş silahıdır. Lübnan'da Hizbullah ve diğer Şii gruplar. Haçeza Irak'ta Haşd-ı Şabi var. Yine orlar da İran'ın veçil gruplarıdır. Yine Hamas gibi, İslami Cihat gibi gruplar var. Bunlarla sürdürüyor. Ama eğer İran'ın da ben düşüncem şudur. Büyük bir bombardımana şey kalırsa yani askeri tesisleri. İkinci vuruş diye bize bir teori var. En azı ikinci vuruş olmasa bile İran'ın da elindeki balistik füzelerle çünkü çok İsrail'in coğrafyası çok küçük. Yani İran'ın %1'i mi? Çok küçük bir şey. 27 bin kilometre nereye? 1 milyon 800 bin kilometre kare nereye? Yani orayı İsrail'i tahmin ediyorum. Hem Hizbullah'ın elinde yüz binlerce yine Hamas'ta olduğu gibi füzeler var, roketler var. Hem İran'dan fırlatılacak hem de eğer bu savaşta tarafsız kalmayıp da Körfez ülkeleri de şeyin yanında saf tutarlarsa İsrail'in ve Amerika'nın onların da tahayyütünde Körfez'in güney kısmında birçok orada petrol tesisler vardır. İran'ın çok kolaylıkla onları hakikaten çok şey edebileceği ne derler yani tehlike atacağı kesindir. Bu nedenle belki bir caydırıcı bir şey olabilir. Ama yine belli olmaz. Tabii Rusya var burada faktör var, Çin faktörü var, Türkiye faktörü var. Bunların hepsini düşündüğümüzde bu işin tırmandırılması kötü olacaktır. Eğer tırmanırsa ama bu üçüncü şekliyle de biz şimdi burada konuşuyoruz ve şu anda da yine belki savaşının başından beri en az 5 bin Filistinli masum insan öldü. Bunların içerisinde %70'i çocuklardır. Ve siz düşünün ki ya bu insan ben şöyle düşünüyorum. Yani bir anne düşünün orada bir çocuğu yaralanmış. Bu bir bomba düşmüş, kolu kopmuş ve onu şu anda anestezi yok. Anestezisiz ameliyat yapmak zorunda kalıyor Filistinli çocuklar orada hastanelerde. Onun oradaki kardeşi yarın Hamas olmayıp da şey İslam Cihat olmayıp ya da İsrail'e saldırmayacak ne yapacak? Gözünün önünde bak elektriğini kesiyor, suyunu kesiyor, yemeğini kesiyor. 2,5 milyon insanı bir hapishanede tutuyorsun. Bunlar mutlaka gelecek. Ya işte bazıları da konuşuyor. Yine de bir şey diyemiyorum ama oturmuş da koza koza. İsrail bu sefer bitirir. Nasıl bitirecek? Ya koskoca Amerika Vietnam'da yenildi arkadaşlar. Siz mi hiç mi tarihten şey aldınız? Tabii. Koskoca Amerikan emperyası. Hocam, Evet buyurun. çok teşekkür ederim. Şimdi aslında biz bir İsrail'i de bırakalım, Filistin'i de bırakalım, başkalarına bırakalım. Dünyanın şu an bütün dünyanın meşru gördüğü Birleşmiş Milletler Teşkilatı var ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bütün dünya ulusları tarafından kabul ettiği ve bütün dünyanın da kabul etmekle yükümlü olduğu yasalar, kanunlar, kurallar, teamüller var. Şimdi sizin ferasetinize dayanarak halkımızın daha iyi anlaması için, izleyicilerimizin daha iyi anlaması için ben hem Filistin'i hem İsrail'i bu işin dışında tutarak hadi taraflı olduğumuzu, şundan yana veya bundan yana olduğumuzu düşünmek isteyenler için biz onları izole edelim. Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından hem Filistin devleti hem İsrail devleti diye iki devlet kabul edildi mi? Edildi. Kabul Ve bu edildikten toprak sonra karşılığında oldu. evet, Toprak önce karşılığında onu bir oldu. anlatalım hocam. Yani Ve İsrail'in başkente hadi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın almış olduğu kanunlara ve kurallara göre şu an bu 27.500 kilometrelik yerde iki devlet var değil mi hocam? İki devletin olması lazım. İki devletin de Birleşmiş Milletler'de kabul edildiğini kabul etmek zorundayız değil mi hocam? Evet, doğru. Evet.
Peki bütün bu ulusların kendi Birleşmiş Milletler tarafından temsiliyetine bağlı olarak İsrail'e tanınan bu hoyratlık, bu imtiyaz diğer ulusların da hakkı değil mi? Onların da Birleşmiş Milletler tarafından korunması, kullanılması ve onlara karşı yapılan haksızlıklara karşı da yine kararlar alarak devreye sokması gerekmiyor mu? Yani bütün uluslar Birleşmiş Milletler nezdinde eşit değil mi? Arzu ederseniz bunu biraz anlatalım. Kesinlikle öyle. Şöyle, Birleşmiş Milletler'in organlarında nasıl bir genel kurul var. Genel kurul şu anda diyelim 200 civarında, 198, 200 Evet, civarında evet. ülke var ve hepsi eşit dili esir. Yani en ufak ülke, diyelim ki Kırgızistan ufak bir ülke, 5 milyonluk bir ülke veya Monaco Prensliği veya ne bileyim Sin 9 milyon kilometre, 1,5 milyon insan eşit temsil ediliyor. 200 Evet. üyesi var. Ama ne yazık ki o 200 ülkeden, yani genel kuruldan İsrail'e karşı bir şey çıkmadı. Orada veto yok. Güvenlik Konseyi başka. Güvenlik Konseyi 15 üyesi var. Bunun 10 üyesi geçici, 5 üyesi daimidir. 5 üyesi Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahiptir. Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti. Bu 5 devlet diğerler 2 yıllığına seçiliyor. Dönüşümlü her ülke, her kıtadan geliyorlar. 15 üye. Ama burada gene bizim Güvenlik Konseyi'nden hiçbir beklentimiz yok. Zira Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı olunca, mesela diyelim ki geçenlerde Brezilya dedi ki İsrail'in bu meselesini Güvenlik Konseyi'ne getirelim. Hemen Amerika veto etti. Evet. Amerika tarih boyunca veto eder. Amerika asla. Ama genel kuruldan sizin buyurduğunuz gibi ola çıkabilirdi. Genel kurulda veto hakkı yok. Tabii Ama orada da olmadı. amacım şu hocam benim. Şimdi taraflı tarafsız diyorlar ya, haklı haksız diyorlar ya. Taraflı ve tarafsız, haklı ve haksızın ayırt edileceği yer neresi? Birleşmiş Milletler değil mi? Tabii ki genel kurul. Genel Birleşmiş kurulda Milletler'in bir aldığı oylama kararlar yapılsa değil mi? genel kurulda olabilir, ama şöyle bir şey var. Bakın şöyle bir şey var. Hakikaten belki genel kurulda hakikaten halklar temsil edilse. Ama bizim üç türlü emperyalizmimiz var. Askeri emperyalizm doğrudan işgal eder. Ekonomik emperyalizm bizim cebimize hakim olur. Bütün ekonomik var. Bir de kültür emperyalizm var. Tabii. Kültür emperyalizmi nedir? Bütün bizim fikrimize, zihnimize, düşüncemize, düşünsel boyutumuza hükmeden bir emperyalizm boyutudur. Bu da nedir ki? Yahudiler başından beri iki şeye hükmetmişler. Bir finans kapitale hükmetmişler, bir dünya medyasına hükmetmişler. Bakınız, bugün dünyada her şey haberleşme ne üzerine oluyor? Facebook üzerine, Facebook oluyor, Instagram oluyor ve diğer hepsi Amerikan kaynaklıdır. Ve Amerikan kaynaklı burada İsrail, Yahudi sermayesidir. Hiçbir zaman biz asla ve asla burada gerçekleri bir Afrika'da oturan bir vatandaş için veya Güney Amerika'da veya Uzak Doğu'da anlatamıyoruz. Çünkü bunlar böyle gösteriyor. Ben örnek veririm bazen. Amerika 1900 diyelim ki 74'te 75'lerde Vietnam'da yenildi gitti. Siz sokağa çıkın, kamuoyu yapın deyince bir Vietnam Savaşı vardı. Orada kim galip geldi? Sıradan vatandaşa. Bu sıradan vatandaş siyasi tarih okumadığı için, çok da belki haber izlemediği için aklına Rambo gelir. Bir Rambo vardı, çıkıyordu. 100 tane Vietnamlı öldürüyordu, esir ediyordu. Ha, demek ki de Amerika yenmiştir. Amerika Kızılderililer yok etmiş, ama bizim kafamıza baktığımızda, koyduğumuzda herkes Kızılderililer vahşi, sırılsıprak otururlar, beyazların derisini soyarlar. Oysa ki eğer Kızılderililer vahşi ise peki Kızılderililer neydi şu anda? Koskoza kıtada neden sembolik bir 200 bin Kızılderili kaldı? Siz ona arazilerini aldınız, atlarını aldınız, arazilerini. Siyahiler böyle, siyahiler siz yok ettiniz. Afrika'yı yok ettiniz. Bu nedenle de bütün savaşlarda baktığımızda bu kültür emperyalizmi bize hükmettiği için birçok ülkede de, açıkçası küçük ülkede de insanlar tek ne bileyim televizyonlara bakıyorlar, haber ajanslarına bakıyorlar, ama Hollywood'un filmlerine bakıyorlar ve gerçeği ayırt edemiyorlar. Tabii. Buradan arınmak çok zor. Bakın size ne söylüyorum? Burada televizyonlara çıkıyorlar, koskoca unvanları var, koskoca. Ama ya İsrail'i aklamaya çalışıyorlar, ya bu savaşın sonu işte belli, bitirecek şey. Yok, bitmez, mümkün değil. Nihai sonuç sizin de söylediğiniz gibi. En azından nihai sonuç şudur. İki devletli, bağımsız iki devlet. Birisinin başkenti Kudüs, Filistinlilerin. Diğeri de İsrailliler. Biz kimsenin oradan gitmesini istemiyoruz. Ama en azından beraber yaşasınlar. Ama İsrail, Netanyahu bunu istemiyor. Yok edeceğim diyor. Yok edeceğim diyor. Bakınız, bizimkilerin değinmediği başka bir şey var. Hadi Hamas'ı vuruyorsun. Hamas Gazze'de. Batı Şeria'da Mahmut Abbas'ya satılmış bir adam var. Tamamen İsrail'in ve Suudi Arabistan adamı. Ramallah'ta bir şey var mı? Yok. Ama orayı da vuruyorsun sıra. Sürekli orayı da vuruyorsun.
Bir şey var mı oraya? Hiç Suriye'nin bu da dahli yok. Sürekli duruyorsun. Geçenlerde biliyorsunuz. Geçen dönemde Trump da sık dedi ki Golan Tepeleri ben verdim şeye. İsrail'e. Sen kimsin? Sen nasıl başka bir milletin toprağını veriyorsun başkasına? Evet diyor, Golan Tepelerinde ben verdim. Ya çorası çok verimli topraklardır. Ve Golan Tepelerinden Başkent Şam'a çok yakındır. Ama maalesef Amerika'nın tutumu, bu son zamanlarda gördük. Amerika, Avustralya, Japonya, Fransa, İngiltere, bunlar hepsi batırlar. Katil Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde derhal savaş suçlusu olarak yargılanması gerekiyor. Ve ona destek oluyorlar. Ben aslında İsrail'in kendi kamuoyundan umudum var. Çünkü bu işler biraz hararet bitsin. İsrail'de demokratlar, liberaller, birçok insan muhalifler. Çünkü hem yolsuzluğa bulaşmış Netanyahu ve bu işte neden bizi bulaştırdın bu işe diye hesap soracaklar. Ama maalesef bizim bütün İslam dünyasında, çünkü İslam liderlerinin olduğu sürece Birleşmiş Milletler'in bu yapısıyla her şeye baktığımızda maalesef dediğin gibi sol slogan atılacaktır. Cuma'dan çıkıp sol slogan atan olacaktır. Ümmet diyecektir ama dediğim gibi siz düşünün ki 1,5 milyara karşı 8 milyon topraklarını zaten 56 ülkeye karşı ki dev ülkeler var bu size. Bir tane küçük bir İsrail'in bu kadar. Yani başka ben bazen düşünüyorum ya. Müslümanlar ne zaman ayaklanması lazım? Yani ne yapması lazım artık? Yani 3,5 milyon hepsini öldürmesi mi lazım? Ya günde kaç bin kişiyi öldürüyor? Ulan %70-60'ı bebektir, çocuktur. Hiçbir suç olmayan insanlardır. İlikliğini kesiyor, suyunu kesiyor. O kadar insan var. Azından ölüyor da. 15 tane yeni tır izin verdiler. Bir de Türkiye'de çok sağ olsun çok güzel tırlar gönderdi. Kamyon dolusu tıbbi cihaz falan gönderiyor. Orada kalmış açmıyorlar kapıyı. Ya siz nasıl bir insanlarsınız ya? Nasıl ilaç göndermesine izin vermezsiniz? Nasıl tıbbi, yani İkinci Dünya Savaşı'nda bazen aralarda, hatta çok eskiden var, çok büyük savaşları görürüz. Ya bir ara verin de bu şeyleri yararlara bir bakalım, tedavi edelim, müdavi olsun da. Ama şimdi ilacın gitmesine, ne bileyim anestezi cihazın gitmesine, doktor gitmesine izin vermiyorlar. Ve bunu yapan liderin batırlar arkasındadır. Bu Batı'nın ikiyüzlüğüdür. Batı'nın hakikaten ne denli emperyalist bir yaklaşımla ta kolonyalizmden gelen, önce kolonyalist, sonra sömürgeci, sonra emperyalist olan düşüncelerinin yansımasıdır. Değerli hocam, çok teşekkür ederim ama güncel olarak da dikkati çeken bazı gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri bir uçak gemisi yolladı. Kral Ford'u sağ olsun. Ardından Çin yolladı. İran zaten teakkuzda. Rusya kendi kaynaklarıyla başka çalışmalar yapıyor. Avrupa derseniz yarın Macron İsrail'de olacak. Sizin de belirttiğiniz gibi olay sadece bir İsrail ve Gazze olayı değil, bütün emperyal güçlerin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gözlerini yönelttiği Orta Doğu ve onun enerji kaynakları, bu enerji kaynaklarının da hamisi olan şu an İsrail ve onlara bağlı olan, o güçlere bağlı olan oluşumlar. Şimdi hal böyleyken bir taraftan Ukrayna, Rusya, bir taraftan Çin ve Çin'in enerji üreticisi, yani petrol üretimi olmayan bir ülke olduğu düşünüldüğünde Katar'la, İran'la ve birçok ülkeyle enerji anlaşmaları var. Onun da oraya bakması, Sovyetlerin de Suriye'deki üsleri bakıldığında, Hizbullah, Lübnan bakıldığında aslında olayın tamamen hani fokur fokur kaynayan bir mağma ortamı yaratıyor stratejik militarizm yüzünden. Yani Çin'in, Rusya'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın, ülkemiz Türkiye'nin ve bütün dünyada bu kadar stratejik bir noktanın bundan sonraki gelişimi, evrimleşmesi nasıl olur sizin yani tespitlerinize göre? Çünkü biliyorsunuz İsrail vazgeçmiyor. Ama orada da insanlar her şeyini kaybetmiş, canlarından başka bir şeyleri olmayan, ölümü de göze alan Gazze'liler var ve onu destekleyen demokrasi güçleri var. Bütün dünyada ayaklanmış vaziyette. Yani militarist güçlerin istedikleri ve uygulamaları ne olur? Demokrasi güçlerinin bunu gördükten sonra tavırları ve uygulamaları ne olmalı? Ve önümüzdeki günlerde Orta Doğu'da nasıl bir hal alır?
Şöyle söyleyeyim, bir kere enerjiden söylediğinizde enerji kaynaklarının bulunduğu bir yer. Evet. Esasen İsrail şu anda da Netanyahu'nun ve İsrail'in derin devletinin Hamas'ı bu kadar köşeye sıkıştırması ve Hamas'ı o sahillerden uzaklaştırmasının bir sebebi de var. Biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynakları bulundu. Çok zengin doğal gaz kaynakları. Doğru. Eğer iki devletli bir Filistin devleti oluşursa bir tarafı Ramallah Batı Şeria, bir tarafı Gazze Şeridi. O Gazze Şeridi en azından 40 kilometrelik sınırı olduğuna göre Akdeniz'e oradan o doğal gaz kaynaklarından pay alacak, bir sağ alacak. Eğer bir devlet olursa Tabii. gelecekte. Bu da İsrail devleti asla oradan pay vermek istemediği için bir o şeritten tamamen kovmak istiyor. Yani en azından Cesine çöl kısımlarına oradan yarın bir hak iddia edemezler. Yani burada bir enerji meselesi vardır. Bu bir. İkincisi, sizin de söylediğiniz gibi şu anda dünyanın bir kutuplaşması var. Batı bir tarafta yer alıyor. NATO ve Atlantik güdüsü bir tarafta duruyor. Bir tarafta da işte dediğimiz gibi mukavemet tesahhü ya da işte Filistin yanında yer tutan devletler var. Bu şekilde eğer çok büyük bir savaş istemiyorlarsa ki bunun en büyük şeyi diyelim ki büyük savaş olursa sızarsa Hürmüz Boğazı var. Hürmüz Boğazı 50-60 kilometrelik bir İran güneyinde bir boğazdır ve Umman Denizi ile Körfez arasında bir dar bir geçittir ve İran orayı kapatma kapasitesi vardır. Eğer orayı kapatırsa İran dünyanın 60-70 enerji kaynağı o boğazdan geçiyor. Ve enerji kaynakları orada bir gün, 3 gün, 5 gün, 10 gün daha tıkarsa oraya İran enerji fiyatları birdenbire belki 10 kata çıkacak. Yani diyelim ki bugün 95-100 dolarda gezen varil petrol varili birden 1.000 dolarlara çıkacak. Ve bu dünya bunu kaldıramaz. Bunu göze alıp almayacaklar belli değil. Çünkü İran da defalarca bunu söylemiştir. Yani ben mutlaka hani benim nükleer tesislerimi vurursanız ben başka şeyler de yaparım. Hürmüz Boğazı'nı da kapatırım. Bu nedenle de bunu da göz önünde bulunduracak olursak mutlaka eğer Amerika büyük bir üçüncü savaş istemiyorsa bunu biraz yatıştıracaklar. Belli bir zamandan sonra bunu bir şekilde işte bir ateşkese çevirecekler. Ve şöyle bir şey var. Eğer bugün hep her gün deniyor işte girecek çıkacak girecek çıkacak. Bir kere dediğim gibi Amerika'nın Vietnam'da savaşmasının yenilmesinin belki %10-20 puanı oradaki tünellerdi. Yeraltı tüneller kazarlardı Vietnam'da ve Amerika'lar bundan baş edemezlerdi. Bu nedenle de Siyonist ordunun Gazze'ye girip de oradan sağlam çıkması ve çok büyük zayiat vermeden çıkması mümkün değil. Çünkü oranın altını o kadar müthiş derecede kazmışlar ki onlar müthiş derecede İsrail devletini şey edecekler. Yani yeri göğü yaratacaklar. Bunları da düşündüğümüzde mutlaka biraz da kendi kamuoyunu kandırmak ve dünyayı da arkası alma için mutlaka bir zaman daha sürdürecektir bu hava bombardımanlarını. Yani ekonomisini felç edecektir. Bir şeyler yapacak ama nihai çerçevede benim düşüncemde asla Gazze'yi Filistinler'den alamayacaktır. Ve bunu sürdürürse çünkü bir şekilde Hizbullah işe dahil olursa Hizbullah çok güçlü şeye sahiptir dediğin gibi. Ordu kapasitesi sahipti. 2006'da İsrail'e bir ders vermiştir. Bu sefer daha ağırlasın verecekti. 100 bine yakın. İsrail ordusunun şu anda muvazzef 160 bin, 170 bin askeri var. 450 bin kişiyi yediye çağırdı ama normal 160 bin. Hizbullah'ın şu anda 100 bine yakın savaşçısı var, militanı var. Yani bunları da düşünecek olursak Hizbullah'ın katılması demektir. Diğer onların paydaş oldukları Yemen'de Ensarullah, Irak'ta Haçlı Şabi ve nihayetinde İran katılması demektir ki bu hakikaten işinin içine sıkılmayacak bir şeye, kargaşaya dönüşür. Ben de dileğim barış kazansın. Ama Netanyahu bir şekilde işte bu Amerikan batılı devletler mutlaka İsrail devletini iki devletli başkenti Kudüs olan Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti bu tarafta İsrail olmasını kabul ettirmeler lazım. Yoksa bu şekilde tırmandırmaları ve Müslümanların gözünün önünde günden binlerce masum insanın ölmesi asla bir sonuç getirmeyecektir. Şiddet şiddeti getirecektir ve bu belki de dediğin gibi Allah korusun 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına ve her şey enerji krizinin başlamasına büyük bir kargaşa çıkarçı hiçbirimiz bunu istemeyiz. Dediğim gibi bir delinin bir yerde başbakan olması asla buna şey vermemez, fırsat vermemelidir. Hocam çok teşekkür ederim. Yani değerli zamanınızı Teşekkür ayırdınız. ederim. Aslında görüşeceğimiz başka konular da var ama hepsini bir programa sığdıramayız. Ama umarım Tabii. sizin de belirttiğiniz gibi artık önümüzdeki dönemlerde Tabii. bu gelişmeleri yani aslında girmeden o kadar sıcak gelişmeler oluyor ki bir de bakmışsınız tekrar sizinle bir program yapmak zorunda kalırız. Tabii ki, her Onun zaman, için her zaman, sizi her an rahatsız her edeceğim. zaman. Her zaman tekrar sizin nezdinizde bütün vatandaşlarımızın
Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını kutluyorum. Nice yüzyıllara, nice bin yıllara inşallah. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun, teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, görüldüğü gibi değerli hocamın da gündeme getirmiş olduğu konular gerçekten bütün dünyanın da üzerinde mutlaka eğilmesi gereken ve çözmesi gereken sorunlar. Bu sorunların da çözümü tabii ki önce diplomasi, daha sonra dünya kamuoyunun nezdindeki demokrasi güçlerinin kendi ülkelerinde yapacağı çalışmalar, gösteriler ve fikirleriyle birlikte gündem oluşturarak barışın kazanacağı bir dünyanın yaratılmasına öncülük yapmak olmalı. Bu konudaki yapılacak çalışmaların da temelinde bilim insanlarının fikirlerini öncelikli hale getirmek çok önemli. Değerli hocamın da belirttiği gibi siz de biliyorsunuz ki 27.500 kilometrelik olan İsrail topraklarının ikiye bölünmüş olan Filistin toprakları artık son parçalarıyla da alınmak istiyorlar. Ve bu alınmak istenilen İsrail gündemi pervasızca kendi politikalarıyla kendi hesaplarına uygun bir yolla ilerlemesini istiyor. Ama hocamın da dediği gibi buna imkan yok. Çünkü orada bir halk var. Bu halkın da kendi topraklarını terk etmesi, ne şart altında olursa olsun oradan ayrılması mümkün olmayan bir ruh taşıyor diyor. Ve değerli hocamın da Cumhuriyet Bayramımızı kutlayan mesajı çok önemli. Bana da hatırlattı. Önümüzdeki 29 Ekim ve Cumhuriyetimizin 100. yılını tamamlamasını ben de hocamın hatırlatması üzerine birkaç gün önceden kutlayarak hepinize barış dolu bir dünya kurulması anlamında bir sabah uyanmayı diliyorum. Hocam tekrar iyi akşamlar diliyorum size. İyi günler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.